ilgili mesela Efendimiz buyuruyor ki İbn-i Mace'de, kıyametin öncesinde büyük kargaşalar ortaya çıkacak. Hmm. İşte bu krizler bunlar. Bu kargaşalar derken bunlar. Efendim, Efendimiz o kadar açık meseleleri söyledi ki, mesela büyük kargaşalar, Ebu Musa dedi ki, ben ey Allah'ın Resulü kargaşa nedir diye sordum. Resulullah Efendimiz öldürmedir, öldürmedir buyurdu. Müslümanlardan bazılar, ey Allah'ın Resulü biz bugün bir yılda müşriklerden şu kadar kimseyi öldürüyoruz dediler. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Burada kastedilen müşrikleri öldürmeniz değildir. Ancak birbirinizi öldürürsünüz. Kargaşadan kasıt Müslümanların birbirini öldürmesi. Şu anda onu yaşıyoruz. Yani öldüren de Allahu Ekber diyor. Ölen de. Hatta bir adam kendi komşusunu, amcasının oğlunu ve yakın akrabasını öldürür diyor. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de bu oluyor. Libya'da bu oluyor. Yarın bize sıçramayacak diye kimin güvencesi var? Hiçbir garantisi yok tabii. Ey Allah'ın Resulü, sanki düşüncelerimiz, anlayışlarımız aynen devam ederken mi? Yani şu anki düşüncelerimiz ve anlayışlarımız aynen devam ederken İnancım mi bu olsun. Böyle olacak? Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Hayır, şu anki düşünce ve anlayışlarınızın çoğusu gider yahut şu taşıdığınız anlayışa sahip olan insanların çoğu bu dünyadan göçer. Evet, onların yerine insanların döküntülerinden kafaları çalışmayan bir takım kimseler söz sahibi olur. Aman ya Rabbi. Kafaları çalışmayan bir takım kimseler. Evet. Ben mi söylüyorum bunu şimdi? Allah Allah. İdarede söz sahibi olur diyor. Ebu Musa el-Eş'ari şöyle devam ediyor. Allah'a yemin ederim bu gelişmeleri ben ve siz görürüz. Allah'a yemin ederim ki onlar da bunlardan ders alıyor. Tabii, kendi zamanlarında acaba bunlar mı oluyor diye. Çünkü mucize-i Resul'dür bu. Evet. Resulullah'ın sözleri mucizedir. Her an aynı şartlar altında, aynı sebepler, aynı neticeleri verir. O gün de verir, bugün de verir, yarın da verir. Fizik kanunu. Evet. Onun için bu gelişmeleri Peygamberimizin bize bildirdiği zaman ve şartlar içinde görüyorum ben bazı durumları diyor Ebu Musa. Bu olayların içinden çıkmamız da ancak girdiğimiz şekilde mümkün olabilir olaylara. Hangi yönüyle battıysak yiğit düştüğü yerden kalkar. El-batalu yakum min haythu yeskut. Düştüğü yerden kalkar. Onun için Efendimiz o deminki hadis-i şerifimizden sonra o bahsi geçen bir hadis-i şerif vardı. Onu da ben zikretmek istiyorum. Hani Huzeyfe ibn-i el-Yemani hadisi. O hadisi ezberimde var da mealini okumak istiyorum. İnsanlar Resulullah Aleyhisselam'a diyor Hazreti Huzeyfe iyi şeylerden sorardı. Ben ise kendime bulaşabilir korkusuyla efendim kötülü şeylerden sorardım. Evet. Bir defasında dedim ki ey Allah'ın Resulü biz vaktiyle koyu bir cehalet ve kötülük içindeydik. Cahiliye döneminden geldik. Sonra Allah bize bu muazzam hayrı İslam'ı verdi. Evet. Artık bu hayır ve iyilikten sonra bir kötülük gelecek mi? Kötü bir dönem. Efendimiz naam. Gelecek buyurdu. Peki bu kötülükten tekrar sonra hayırlı, saadetli bir dönem gelecek ki? Gelecek mi? Efendimiz evet gelecek ancak bu iyilik içinde biraz karışıklık olacak. Ve fihi dehanun. Ve ma dehanuhu diye soruyor. Onun dumanı nedir? Sisi nedir? Yani onun belirtisi. Karışıklığı nedir? Bulanıklığı. O zaman da doğrudan başka batıl yolları gösterip insanları oraya sevk eden bir zümre olacak. Sen onların iyiliklerine uyacak, kötülüklerini kabul etmeyeceksin. Ha, sakın ha. Önemli bir ölçü. Böyle bir dönem. Evet. Bu dönemler geçti. Evet. Peki sonra başka saadetten sonra kötülük dönemi gelecek mi? O bulanık iyi dönemden sonra. Evet gelecek. O zaman bir takım propagandacılar olacak. Hmm. Ben propagandacılar olacak değil mi? Televizyonlar olacak, gazeteler olacak. Cehennemin kapısında cehenneme çağıracaklar. Yed'ûne ileyha men ecâbehum ileyha kazafûhu fîhâ. Cehenneme davet edecekler. Her araçla. Günün 24 saati. Her sınıf insan. Her türlü araç. Her türlü yaygara var. Neye baksan şeytanın bir davetini görüyorsun. Gözünü yumup gezsen gezemiyorsun. Muhakkak bir yere bakacaksın daha yoluna bakacaksın. Onun için önüne bak diyor Efendimiz. Evet. Ey Allah'ın Resulü kim onlar diye onların davetine uyarsa men ecabehum ileyha kazafuhu fiyah. Kim onların davetine uyarsa onları cehenneme atacaklar.
Ve bugün öyle oluyor. Kişiyi Efendimiz bir başka hadis-i şerifte evinde mümin olarak kalkar ama gündüz gider öyle bir iş yapar ki kafir olarak akşamlar. Akşam kafir olarak evine gelir. Sabah mümin olarak efendim şey yapar, yeniden iman eder, namaz kılar, şehadet getirir vesaire. Şimdi onun için bu o kadar önemlidir ki her cümert, tebettülabat, transformasyon, bunun bunları hep haber veriyor. Peki hayırlı ve saadetten sonra kötülük gelecek mi, gelecek? Onu konuştuk. Ey Allah'ın Resulü, onların vasıfları nedir o cehenneme davet edenlerin? Diyor ki kavmun min celdetina. Evet, bizim cildimiz gibi kavim şeyleri var. Aynı bizim gibidirler. Biz yani Türksek Türk, Arapsak Arap, her ırktan kendisine şeytan adamlar edinmiş, onlarla cehenneme davet ettiriyor. Propagandayı onlara yaptırıyor. Peki bizim dilimizi konuşacaklar. Yetekellemune bi esinetina. Bizim dilimizle bizi çağıracaklar. Her topluma kendi diliyle yani. Aynen, aynen. Sonra peki ya Resulallah, o zamana ben yetişirsem ne yapayım? Tedbiri de soruyor. Evet, ne yapayım? Ben o güne yetişirsem, yani bizim zamanımıza ne yapayım? Diyor ki Hazreti Peygamber, telzem cemaatel muslimin ve imamehum. O zaman şuurlu Müslümanların cemaatine bağlan ve imamlarına bağlan. Şuurlu Müslüman ne demek? Yaptığım iş sonunda kime yarıyor? Müslümanlara mı yarıyor, kafirlere mi yarıyor? Şuurlu Müslüman demek, aldanmayan Müslüman demek. Yani sonuçta onu cennete mi götürecek? Her defasında aldanana şuurlu denir mi? Bugün bütün İslam aleminin liderlerini kafirler aldatıyorlar. Çeşitli vesileler. Çeşitli bir şekillerde. Evet. Çeşitli tehditlerle, çeşitli baskılarla veyahut da çeşitli koltuk menfaatleriyle şununla bununla. Aldanmayan olacak. Ondan yoldan gitmeyecek. Oyunu bozacak. Evet. Peki ya Resulallah diyor. Ha, onlara tabi olursun diyor. Peki ya Resulallah, Müslümanlar birlik halinde değil ve idarecileri de yoksa, öyle bir idareci de yok. Öyle kötü bir döneme gittik. Müslümanlar bir araya hiç gelmiyor. Efendim hepsi dünyanın peşine gidiyor. Yahtilune dünya bir din. Dinle dünyayı sağıyorlar. Böyle bir duruma yetişsem ne olacak? Efendimiz onun da çaresini söylüyor. O zaman diyor, fe'tezil tilkel firak kullaha. Bütün fırkalardan ayrıl. Ve lev en teğuzze bi asli şeceretin hatta yudrikekel mevt ve ente ala zâlik. Bir ağacın köküne diş geçirip orada ölüm seni gelip bulsa o halde öl. Yani o gruplara, o dünyacılara bu uyma. Bu hadis-i şerifi Buhari rivayet ediyor, Müslim rivayet ediyor, İbn-i Mace rivayet ediyor. Müslim'in rivayetinde şerh eden, Müslim'in rivayetini alimler şerh ediyorlar. Diyor ki İmam-ı Nevevi Hazretleri şerh ediyor. Diyor ki bu son bölüm. Kısım, bölüm, yani bütün fırkalardan ayrıl, git ağacın kökünde öl demek, öyle ölmek istemiyorsan o zaman o mücadeleyi sen ver. O kadar korkak değilsen, o kadar korktuysan, bu tefsirleri yapıyor. Yani sen o cemaat ol. Şuurlu Müslüman şuurlu ol yani. Şuurlu Müslümanlığı savun. Evet. Eğer şuurlu Müslümanlığı da savunamıyorsan o zaman git ağacın kökünde öl yani. Can ver, öl demek o. İşte ölüm seni erişinceye kadar öyle yaşamaya devam. Hocam şimdi orada az önce yaptığınız o İmam Nevevi'nin şerhiyle beraber şu, yani bu kitap ve sünnet orta yerde hadis-i şerifte var. Dolayısıyla ne yap? Onu sen yaşa, o mücadeleyi sen yap eğer yoksa. Şimdi birinci bölümde oraya katıl dediniz. Aynen. Yani ben işte sevgili izleyiciler, yani bir açık kapı, bir şey yok orada. Her halükarda Allah'ın ve Resulünün emrini çünkü yaşa diyor, kurtulursun. Bir ağacın kökünde diş geçirip ölmek diyor İmam-ı Nevevi. İzzet halinde ölüm değildir. Zillet halinde yani ölüm. Kuyudan çıkmak gibi işte bir şey. Zillet halinde tabii. Ölümdür. Sen izzet halinde ölüm mütercih et. Onu tercih et, evet. O. Şimdi burada önemli bir, bunun bağlamında önemli bir şey var. Şimdi bu parçalanmalar neden oluyor?
Yani kriz oluyor ve Müslümanlar o krizi İslam'da ittifak ederek aşıyorlar. Tamam. O kargaşayı. Başka bir yol yok. Şimdi üçüncü krizdeyiz. Üçüncü kriz, evet. Üçüncü kriz Osmanlı'nın parçalanması ve çöküşüdür. Ondan önce başladı. Yani 150 yıldır, takriben 150-200 yıldır biz krizin içindeyiz. Üzerinize hücum edecekler diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, biraz önce demiştiniz. Evet. Yok, bir başka hadis-i şerif var. Diyor ki, efendim peygamberimiz, onun yarısını söylemiştim. Hı hı. Şimdi onu tamamlayalım, burada geldi çünkü. Evet. Diyor ki, milletler sizin üzerinize hücum edecekler. Aç kurtların leşe hücum ettikleri gibi, aç insanın tabağa hücum ettiği gibi. Emin kılletin bina yevme izin ya Resulallah. O gün bizim azlığımızdan dolayı mı hücum edecekler üzerimize? Kale la bel entum yevme izin kesirun velakinnekum gusaike gusaisseyn. O gün siz çok çok fazlasınız. Fakat selin önündeki çer çöp gibisiniz. Hatta selin önünde köpük var, köpüğün üstündeki çöp gibisiniz diye de anlaşılan o hadisleri tefsir edenler var alimlerden. Hiçbir etkiniz olmayacak. Hiçbir etkiniz yok dünya dengesinde, muvazenesinde, kuvvetler dengesinde. Sen bir şey söylüyorsun, adam diyor ki ben NATO'yu Irak'a getiriyorum. Sen de diyorsun ki ben efendim Kuzey Suriye'de Amerika'ya karşı şeyi bırakmayacağım ben. Şeyden çıkın. Efendim Münbiş'ten çıkın. Ya Münbiş'ten çıkın diyorsun, adam gidiyor NATO'yu getiriyor Irak'a. Başka hesapların peşinde. Sen onu kendi başına oradan çıkaramazsın. Öyle bir gücümüz yok. Ancak birlik, İslam niye? Birliği. Ya çünkü adam seni NATO'da bir defa esir almış. Dolarıyla esir almış. Özelleştirmeyle esir almış. Bütün senin güç diye biriktireceğin her şeyle tarımını öldürerek esir almış. Tohumunu kendisi göndererek esir almış. Sen esirsin ya. Kurtul bu esirlikten, esaretten. Şimdi esaretten kurtulmak için bizi bu hale getirenlere sığınacağız. Kurda sığınmak gibi. Allah bize akıl fikir versin ya. Allah bize akıl fikir versin ya. Amin, amin. Evet. Onun için üçüncü krizin içindeyiz. Üçüncü krizden nasıl çıkarız? Onu Erbakan hocamız manevi kalkınma, maddi kalkınma ve İslam birliği olarak üç bayrağın formülü açılmasını budur söylemiş. Evet. Ve bizzat onları ortaya koymuş fiilen. Şimdi biz manevi kalkınmaya yönelik en ufak bir adım atılmıyor. Efendim İmam Hatipler açtık. Yahu sen dünyacı yetiştiriyorsun orada. Şuurlu İslam mücahidi yetiştireceksin. Evet. İmam Hatiplerin bugün yapısını görüyoruz. Şimdi İmam Hatiplerden imam bile çıkmıyor. Niye? Kalite düşmüş. Keyfiyet yok ortada. Neden? Nefis terbiyesini eğitimde esas almamışsın. Nefsin arzularını tetikleyecek programlar uyguluyorsun. Onun için senin ürettiğin malzemeden dünyacı çıkıyor. Dünyacı yetiştirerek krizden krizi aşamazsın. Evet. Mümkün değil. Manevi kalkınma, maddi kalkınma dediniz. Ve İslam Birliği. İslam Birliği. Ancak kriz bu şekilde aşılır. Bu şekilde aşılır. Başka çeşit aşamazsın bu krizi. Mümkün değil. İstediğin kadar uğraş. Yani diyorsunuz bu Batı ile olan münasebet bu şekilde devam ettiği sürece zaten manevi kalkınma olması mümkün değil. Sekülerizmi dayıyorlar. Dolayısıyla ya ilaç... şu anda aile çökmüş. Evet. Şu anda kadın erkek ilişkileri heder olmuş. Yani aile yapımız çökmek üzere. Aile medeniyetinin sonuna geldik yani. Bir felaket yaşıyoruz ya. Böyle bir şey olur mu? Kadın erkek ilişkilerinde İslam'ın emrettiği şeylerin tam aksi kanunlar çıkartılmış. Ortam ona göre hazırlanmış. Ortam ona göre hazırlanmış. Maalesef. Yapıyorum diye bozmuşlar. Değerli hocam. Düzeltiyorum dediğiniz her şeyi bağlamışsınız. Evet. Nasıl çıkacağız işin içinden? Şimdi biz...